Bunu söylemek istiyoruz. İçişleri Bakanı'nın görevi ülkede suç örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, çocuk tecavüzcüleriyle, kaçakçılarla, uyuşturucu kaçakçılarıyla, silah kaçakçılarıyla, terör örgütleriyle, cumhuriyet düşmanlarıyla, dinci terör örgütleriyle, cemaatlerle, tarikatlarla, bu cumhuriyeti yıkmak isteyenlerle mücadele etsin. Cumhuriyet gazetesini ya da başka basın yayın organlarını ya da Cumhuriyet gazetesinde çalışanları hedef almaktan vazgeçsin. Zaman zaman bazı yazarları da ismen hedef göstererek bu şekilde mesajlar yayınlıyor. İçişleri Bakanı'na görevini hatırlatmaktan ben sıkıntı duyuyorum ama demek ki öyle bir gereklilik var. Suç örgütleriyle mücadele edin. Mafya babalarıyla, mafya çetelerinin reisleriyle, çocuk tecavüzcüleriyle, onunla bununla, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele edin. Cumhuriyet Gazetesi'ni yalnız bırakın. Kendi haline bırakın. Çünkü Cumhuriyet Gazetesi geçmişte bütün bu söylediklerimle mücadele eden, Cumhuriyet düşmanlarıyla en önemlisi de mücadele eden tertemiz pırıl pırıl bir sicile sahiptir. Bizi rahat bırakın. Biz işimizi, gazeteciliğimizi yapalım. Şimdi dönelim bu mafya, devlet, siyaset üçgeninde olup bitenlere. Sedat Peker'in açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Bir kez daha bunu tartışıyoruz. Şimdi Türkiye'nin geçmişinde neden böyle kirlilikler var? Neden böyle bir şaibeli bir geçmiş var? Ve neden hala bunu konuşuyoruz? Gelin meseleyi yakından bilen, yakından takip eden ve bir dönemde devletin önemli mevkilerinde görev almış bir eski Milli İstihbarat Teşkilatı üyesiyle, yöneticisiyle konuşalım. MİT'in eski başkan yardımcılarından, müsteşar yardımcılarından o zamanki unvanıyla Sayın Cevat Öneş canlı yayın konuğumuz oluyor. Cevat Bey, iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar Sayın Arap Kerim. Şimdi efendim 3 Kasım 1996'ya gidiyorum. Yaklaşık 25 yıl öncesine ya da 25 buçuk yıl öncesine. O gün de bu meseleyi yoğun bir şekilde konuştuk. Devlet o zaman ne kadar üzerine gidebildi, ne kadar gidemedi onu bilmiyorum ama aradan 25 küsur yıl geçtikten sonra neden hala bu virüsten kurtulamamışız? Niye hala bunu konuşuyoruz? Ne zaman kurtulacağız? Sayın Arap Kirli, şimdi öncelikle meseleyi şöyle tespit etmemiz gerekiyor. Organize suç örgütleri meselesi, mafya ve benzeri örgütsel yapılar meselesi tüm ülkelerin olduğu gibi özellikle ve öncelikle ülkemiz bakımından çok önemli tehdit unsuru. Hem devletimiz için hem toplumsal yapımız için tehdit unsuru. O bakımdan bu örgütlerle mücadele ve ülkelerin en önemli, öncelikli görevlerinden birisi. Devlet güvenlik konsepti içerisinde de öncelikle yer alan çok karmaşık, çetrefilli bir mesele. Çetrefilli, karmaşık bir mesele diyorum. Çünkü siz çok özetle şekillendirdiniz. Devlet, yani devlet kurumsal yapıları, kurumsal yapılardaki yöneticiler, çalışanlar, siyaset ve mafya bağlantısı ilişkisi üçgeni içerisinde dönen bir olay. Ayrıca bunların gerek yurt içinde gerek yurt dışında bağlantıları var. Yurt dışındaki bağlantılar, evet, terör örgütleriyle, suç örgütleriyle olabildiği gibi bu örgütleri kullanan gerek servisler olsun, gerekse çıkar güçleri olsun, onlarla bağlantıları, yani ülke dışı, sınır dışı bağlantılar. Ülke içinde de terör örgütleriyle, çıkar gruplarıyla ilişkiler ve bağlantılar. Bunun içerisinde devlet kurumsal yapı bağlantısı olduğu zaman, etkisi olduğu zaman, hele hele siyasetle bağlantısı ve siyasetin yönlendirmesi etkisini ele aldığımız zaman karşımıza güvenlik güçlerinin mücadelesinde perdelenebilen, araya duvarlar çekilen bir mesele de karşımıza çıkıyor. Şimdi biz ifade ettiğiniz 90'lı yıllar diye. Evet, 90'lı yıllar, daha öncesine de gidebiliriz. 80'li yıllardan itibaren alabiliriz. Ama 96 yılındaki o Sısırlık olayının ortaya çıkmasıyla karşımıza çıkan tablo, o tablo ile ilgili veriler,
Bu konuda mecliste kurulan Susurluk Komisyonu'ndaki ortaya çıkan sonuçlar, daha sonra Devlet Denetleme Kurulu'nun raporları, bu raporlarda ortaya çıkan somut veriler bize şunu göstermişti ve biz o tarihteki çalışan ve değerlendiriciler, yöneticiler olarak da niçin bu 90'lı yıllar da karşımıza çıktı? Niçin'in cevabı şuydu. Çünkü 90'lı yıllarda da Türkiye eksik bir demokrasi yönetimi altındaydı. Hukukun yeterince işlemediği, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını yeterince koruyamadığı, terör örgütleriyle, mafyatik örgütlerle, kurumsal yapılardaki kirli bağlantıların mevcudiyeti ve bu kirli bağlantıların siyasetle, siyaset için diye tüm siyaset olarak almayalım, bütünlüğü içinde siyaset içindeki bağlantıları destekleri ile büyüyen bir dalga, terör dalgası. Sayın Öneş, burada tabii önemli saydığım bir tespit yapıyorsunuz. Yani teşhisi demokraside ve hukukta beliren arızalar diye koyuyorsunuz. Öncesi, dolayısıyla tedaviyi de demokrasinin ve hukukun onarılması olarak gördüğünüzü varsayalım. Zaten, evet, onun için özellikle vurguyu yaptım. Öncelikle meseleyi değerlendirirken, analiz ederken şahısları veyahut da terör örgütlerin isimleriyle meseleye bakarak polisiye bir olayı, bir filmi seyretmiyoruz. Bunun niçin ortaya çıktığını, sebeplerini araştırırken tüm gelişmeler, veriler, araştırma sonuçları bize devlet sisteminde sistemin niteliği, yönetimin niteliği ve devlet mekanizmasının işlerliği meselesi. Bu da karşımıza ancak demokrasi, hukuk kavramlarını çıkarıyor. Demokrasinin olmadığı yerde, hukukun işlenmediği yerde, devlet yönetiminde demokrasi, hukuk konusunda, insan hakları konusunda, evrensel değerler konusunda bir içselleştirme, bir zihniyet oluşumu, yeterince iradesi oluşmaması durumunda bu kirli işlerin büyük çıkar mekanizmaları içinde kirlendiğini ve böylesi olayların ortaya çıktığını görüyoruz. Sayın Öneş, özür dilerim, sözünüzü bölüyorum ama şimdi bu organize suç örgütü lideri olduğu belirtilen şahsın yurt dışından yayınladığı videoları siz de izlemişsinizdir, muhtemeldir ki. Tabii ki oradaki tek tek isimlere, olaylara ya da ifadelere, evet, değinmeyeceğim. Siz de onların üzerinde çok fazla durmak istemezsiniz biliyorum ama orada söylediklerinden yola çıkarak siyaset kurumunun olsun, hukuk otoritelerinin olsun, tabii en başta da emniyet makamlarının, istihbarat makamlarının olsun, en azından ya bir dakika bu neler söylüyor, gidip şu insanlara bir soralım, doğrusu var mıdır, bir geçerliliği var mıdır diye araştırması gerekmez mi? Yani çözüm bir aksiyon alınmasından geçmiyor mu? Sayın Arapkirli, esasen karşımızda biraz daha somutlaşan, analizi biraz daha kolaylaştıran bir olay var. Çünkü video olayı, yurt dışındaki şahsın kimliği daha önceden bilinen bir kimlik. Bu şahsın iddiaları çerçevesinde yer alan isimler veyahut da işaret ettiği hususlar da 90'lı yıllardan itibaren günümüze kadar gelen gelişmelerde bazen işaret edilen hususlar. Yani ciddiye alınması gereken bir konu ve böylesine iddialar ortaya atıldığı zaman bir güvenlik sorumlusu olarak veyahut da bir siyasetçi sorumlu olarak bunların araştırılması dışında bir düşünce yapısı ve bir yaklaşımın olmaması gerekir. Öncelikle ciddiye alınacak, kamuoyuna güven verilecek,
ve bunun araştırılacağı konusunda sağlam veriler ortaya konacak ve araştırma sonuçları mutlaka ilgili mekanizmalar çerçevesi içerisinde, kurumsal yapılar içerisinde değerlendirilir, toplumla paylaşılacak. Cevat Bey, 90 zaten düşünülemez. Özür dilerim Cevat Bey, 96 ile karşılaştırdığınızda ya da o 96 Kasım'ından sonra yapılanlarla ya da en azından yapılmaya çalışanlarla karşılaştırdığınızda bugün o umudu besleyebilmemiz için yeterli veri var mı, yoksa farklı bir ortamdan, farklı bir yaklaşımdan mı söz ediyorsunuz? Maalesef endişelerimiz var. Yükselen endişelerimiz var. Sayın Arakçılı, çünkü 96 yıllarında bir mecliste araştırma komisyonu kurulabilmişti. Eksiklikleriyle bazı sonuçlar alınabilmişti. Muhalefetin önemli çabaları vardı. Devlet içinde kirlenmiş yapılara rağmen, bilinenlere rağmen bu olayların tespiti için, mücadele için sağlam gruplar da vardı. Sağlam yapılar da vardı. Siyasetin bir kısmının kirlenmişliğine rağmen siyaset mekanizması da çalışmaktaydı. Kısmen, yetersiz de olsa bir hukuk sistemi içerisinde evet eksikliklerimiz vardı. Sonuçlar alınmakta zorlanıyordu ama gene bir araştırma gayreti ortaya çıkabiliyordu. Ve hiç kimse böylesine kirli yapılar veyahut da liderler veya o görüntüyü veren şahısların yanında görünme gibi, özellikle siyasette bir davranış içerisinde bulunmuyordu. Bugün geldiğimiz zaman süreç içerisinde özellikle mafyatik şahısların, bilinen ortaya çıkan şahısların siyasetle resim verdiklerini görüyoruz. Siyaseti destekleyici tavırlarının engellenmediğini görüyoruz. Hatta devlet adına bazı hususların desteklendiği gibi siyasete yakın medyada tartışmaların, onlara meşruiyet kazandırıcı çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Hatta bazı lider denilen şahısların, sözde lider denilen şahısların af edilme gayretleri, bu konuda verdiği fotoğraflar, yani siyasetin açık desteği ve pervasızlığı olayı, ben o bakımdan bir cümle kullanmıştım. Yani 90'ları aşan bir durumla karşı karşıyayız şeklinde bir değerlendirme yapmıştım. Evet. Sayın Öne, şimdi hatırlayalım, 1996'da zamanın başbakanı, rahmetli Erbakan'ı kastediyorum, Fasafiso bunlar demişti. Hatta o dönemde halkın yaptığı ışık yakıp kapama eyleminden de gulu gulu dansı falan gibi söz etmişti. Evet. Yani siyasi irade de belli bir dönemde tam olarak bu işin üzerine gidilmesine destek vermemişti. Ama ona rağmen devletin genel mekanizması, hukuk organları, sizin içinde bulunduğunuz yapı, Milli İstihbarat Teşkilatı olsun, emniyet olsun, orada devlet kendi reflekslerini çalıştırmayı biraz olsun daha becerebilmişti. Bugün siyasi refleksi göremememiz galiba bir sorun oluşturuyor. Ne dersiniz? Çünkü bu meselede öncelikle önem kazanan husus siyasetin iradesini ortaya koyabilmesi ve kurumsal yapılar üzerinde baskıda bulunmaması, engelleyici olmaması. İşte oradan siyasetle kurumsal yapılar içerisindeki bazı kirlenmiş yapıların işbirliği meselesi, işte 90'lardan itibaren henüz kurtulamadığımız bir durum Türkiye için. O bakımdan bugün de özellikle bu konu üzerinde durmamız gerekiyor ve gene bu tip iddiaların mutlaka tartışmasız araştırılarak sonuç alıcı şekilde sonuçlandırılması gerekiyor ve bu konuda biz toplum olarak, kurumsal sivil yapılar olarak devlete güven duymamız gerekir ki siyasetin öncelikli görevi de bu güveni sağlamak, bu gibi tedbirleri almak. Sayın Cevat Öneş, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.